Arkadaşlar, 4-4'lük futbol kanalına hoş geldiniz. Galatasaray'ımızın gündemine dair yepyeni haberlerle karşınızdayız ama videoya geçmeden önce eğer ilk kez bizi izliyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenerek kanala destek olmayı es geçmeyin. İyi seyirler. Galatasaray dünya yıldızıyla sözleşme imzaladı. Fatih Terim açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye kaptırmanın üzüntüsünü unutturacak çok güzel bir haber geldi. Dünyaca ünlü yıldız orta saha Mario Lemina'nın kulübü Southampton, oyuncusunu bir yılda sarı kırmızılı kulübe kiralama teklifini kabul etti. Mario Lemina'nın menajeri İstanbul'a geldi ve transfer görüşmelerini tamamladı. Fatih Terim, alternatif olarak düşündüğü Salih Özcan'ın transferinin de kesin olarak bitirilmesini istedi. Bundesliga iki takımlarından Kiel'de forma giyen Salih için tecrübeli teknik adam bir yıllık geçiş sürecinden sonra Galatasaray'ın 11'inde oynayabileceğine inanıyor. Mario Lemina bu sezon Galatasaray taraftarının Muslera ile birlikte en çok güvendiği isimler arasında yer alıyordu. Bu sezon yapılan transferler arasında tartışmasız en iyisi olan Gabonlu Yıldız, Falcao'yu dahi gölgede bırakmayı başardı. Fatih Terim daha önce Lemina'nın yeniden kadroya katılmasını istediğini resmen açıklamıştı. Sarı kırmızılı idareciler de Mert Hakan'ı ellerinden kaçırdıktan sonra başarılı teknik adamın gönlünü almak için çok daha iyi bir ismi kadroya kattı. Lemina bu sezon Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 28 maçta 1 gol attı. Mario Lemina özellikle defanstan oyun kurulmasını sağlayarak topun sürekli Galatasaray'da kalmasını sağlaması açısından hayati bir görev yapıyordu. Yıldız futbolcu Galatasaray'a transferini kendisi açıkladı. Savunma hattındaki oyuncularından Luyendama'ya özellikle İngiltere'den gelen çok sayıda teklif nedeniyle yeni sezon öncesi stoper arayışlarını başlatan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Mamadou Fofana. Henüz 18 yaşında Türkiye'ye gelerek Alanyaspor forması giyen ve daha sonra Fransız kulübü Metz'e transfer olan 22 yaşındaki Malili savunmacı, sarı kırmızılı kulüple yapılan görüşmeleri doğrularken detayları ilk kez anlattı. Fofana, Türkiye'ye yabancı değilim. Daha önce Alanyaspor'da görev yaptım. Şimdi de takımım Metz için mücadele ediyorum ama Galatasaray'la adımın anılması beni onurlandırdı. Her futbolcu büyük takımlarda oynamak ister. Benim de tek amacım futbol oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Benim için futbol bir sevda. Galatasaray çok büyük kulüp. Metz'le 2 yıllık kontratım var. Transfer işlerinde tabii ki konuşarak her şey çözülür ve umarım tekrar Süper Lig'e dönerim. Süper Lig Avrupa'daki birçok ligden daha kaliteli ve gün geçtikçe de kalitesini arttırıyor. Galatasaray'ın taraftarları çok iyi. Futbolcuları da en üst seviyede. Emre Akbaba çok iyi arkadaşım. Fatih Terim ise dünyanın saygı duyduğu bir teknik direktör. Menajerim Kaan Toker Galatasaray'la görüşmeleri sürdürüyor. Umarım sonunda transfer gerçekleşecek. İfadelerini kullandı. Fernando Muslera takımını yalnız bırakmadı. 2 hafta önceki Çaykur Rizespor maçında sağ ayağının tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Sakatlığı nedeniyle şampiyonluk yarışında aslanın kalesini koruyamayacak olan Uruguaylı eldiven buna rağmen takımını yalnız bırakmadı. Başakşehir maçı öncesinde Flora Metin Oktay tesislerine giden kaptan takım arkadaşlarına moral verdi. Radamel Falcao 16. maçını kaçırdı. Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanmıştı. Kolombiyalı forvet dün akşam Başakşehir'le oynanan kritik maçta forma giyemezken bu sezon toplamda 16. maçını kaçırarak hayal kırıklığı yarattı. Sarı Kırmızılı camianın büyük işler beklediği 34 yaşındaki golcü sezon boyunca yalnızca 22 maçta görev yaptı ve 11 gol 1 asistlik performans sergiledi. Oynadığı maçlarda hayli etkili olan Radamel Falcao kaçırdığı maçlar nedeniyle Galatasaray'a büyük zarara uğrattı. Mario Lemina da sakatlandı. Sakatlıklardan yana bu sezon büyük sıkıntı çeken Galatasaray'ın peşini bu bela bir türlü bırakmıyor. Sarı Kırmızılılar da bu kabusun son kurbanları dün akşamki Başakşehir mücadelesinde Mario Lemina ile Martin Nines oldu. İlk yarıda bir pozisyonda sağ arka baldırını tutan Lemina, ikinci yarıda Başakşehir'in Alexis'le attığı golün ardından kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Lemina'nın yerine 53'te genç Emin Bayram oyuna girdi. Ancak Lemina'dan sonra bu kez de 78'de Lines de sağ bacağını tuttu ve sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonucunda o da kenara gelmek zorunda kaldı. Norveçli Sabek'in yerine de Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu. Böylece iki önemli oyuncu, Muslera, Falcao, Antone, Luyendama ve Marcao gibi sakatlıklar kervanına katıldı.
Mario Lemina karşılaşmanın 53. dakikasında üzüntülü bir şekilde sahanın kenarına gelmişti. Müjde! Dünya devinin süperstarı Galatasaray'a. Galatasaray 2020-21 sezonu planlamasını yapmaya devam ediyor. Gelecek sezon için birçok transferi şimdiden bitiren Aslan için sürpriz iddia İngiltere'den geldi. İngiliz basını dünya ünlü ada ekibi Chelsea'nin sezon bitmeden Galatasaray'dan Bakayoko için kiralama teklifi aldığını ve İngiliz devinin böyle bir operasyona sıcak baktığı bilgisini verdi. Galatasaray'ın 1.89'luk Fransız ön libero'ya talip olduğu ve Chelsea'nin vereceği karara göre transfer dönemi hareketlenince teklifini yenileyeceği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 25,5 milyon euro olan Bakayoko'nun mavilerle olan kontratı 2022 yılında sona erecek. Daha önce transfer ettiği oyuncuları kısa sürede parlatmayı başaran Fatih Terim'in yeteneğine güvenen İngiliz yetkililer bu transferin bitmesine sıcak bakıyor. Chelsea'nin planı oyuncusunu Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. Böylece Bakayoko transferinden zarar etmeyecek olan Chelsea'nin satış opsiyonunu 15 milyon euro olarak belirlemesi bekleniyor. Galatasaray Bakayoko'yu 2 yıl kiralık ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer etmek istiyor. Böylece hem finansal fair play kıskacından kurtulunacak hem de transferin maliyeti bir transfer sezonu için yarıya inmiş olacak. İngilizlerin Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde Aslan Bakayoko ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray milli golcü ile sözleşme imzaladı. Galatasaray'a dev müjde. Sarı Kırmızılıların ön protokolü imzaladığı Oğulcan Çağlayan, takımı Çaykur Rizespor'la olan sözleşmesini feshetti. Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor, oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonunu kullanarak kontratını 2021 yazına kadar uzatmıştı. Ancak Rize'nin hakkının 31 Mayıs itibariyle dolduğu ve haksız kontrat yenileme nedeniyle başının belaya girebileceği belirtilmişti. Galatasaray'la her konuda anlaşan Oğulcan, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini feshederek gemileri yaktı. Milli golcü daha önce tek isteğim Galatasaray'da oynamak açıklamasını yapmıştı. Kariyerinde sahaya çıktığı 181 maçta 26 gol atıp 21 de asist yapan Oğulcan Çağlayan, santrafor olmasına rağmen genellikle kanatlarda forma giydi. Galatasaray'ın yaptığı protokolde Oğulcan Çağlayan'la 5 yıllık sözleşme imzalandığı da gelen haberler arasında. 24 yaşındaki Oğulcan'ın transferini çok isteyen Terim, özellikle yabancı sınırı geldiğinde genç yıldızı ilk 11'e monte etmiş olmayı planlıyor. Galatasaray lig biter bitmez Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fernando Muslera ve Ryan Donk'un sözleşmelerini kapa bildirecek. İşte Galatasaray'ın yeni stoperi. Bu sezon stoper sorunu yüzünden çok sıkıntı çeken Fatih Terim, gelecek sezon aynı sıkıntıyla yüz yüze kalmamak için işi sıkı tutuyor. Bir yandan Kaan Ayhan ve Mert Çetin'i ısrarla isteyen tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların peşinde ciddi Avrupa takımları olması nedeniyle alternatiflerin üzerinde de duruyor. Terim'in gözdelerinden birisi de Ömer Toprak. Werder Bremen Dortmund'dan kesin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ömer'i Galatasaray'a da teklif etti. Daha önce Ömer Toprak konusuna sıcak olmayan Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi'ne kalamamaları durumunda ortaya çıkacak harcama limitinin daralması ihtimali yüzünden milli oyuncuya çok daha sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Fatih Terim'in isteği oluyor. Trezeguet Galatasaray'a. Galatasaray Trezeguet için bu kez dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetim geçen sezondan beri gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mısırlı Yıldız'ı yeni sezonda renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Trezeguet için görüşmelere başlandı. Sezon başında 10 milyon euroya İngiliz kulüplerinden Aston Villa'ya satılan Trezeguet, Premier Lig'de beklenen performansın altında kalırken 32 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı. Onyekuru gibi sağ ayağını kullanıp sol açık oynamayı seven 25 yaşındaki Trezeguet'i Fatih Terim'in çok istediği öğrenildi. Yönetim girişimlere şimdiden başlarken kiralama teklifinde bulunuldu. İngiltere Premier Lig'de sondan ikinci sırada bulunan ve düşme ihtimali yüksek takımlar arasında gösterilen Aston Villa'nın bir alt lige düşmesi durumunda bu transfer kesinleşecek. Galatasaray tüm dünyada ses getirdi. İşte sebebi. Galatasaray'a sadece Türkiye'de yaşayan milyonlar değil, tüm dünya hayranlık besliyor. Bu doğrultuda birçok kez övgüler alan Sarı Kırmızılılarla ilgili öyle yorumlar var ki, Galatasaraylı olup da gururlanmamak elde değil. İşte o dünya ünlü isimler ve cimbomu yere göğe sığdıramadıkları sözleri. İlk olarak Cristiano Ronaldo ile başlayalım.
Dünya futbolunun son 10 yılına damga vuran Portekizli süperstar, İstanbul'da oynanan ve 3-2 kazandığımız Real Madrid maçının ardından böyle bir atmosferde tur atlamak hiç kolay değildi. Açıkçası kariyerimde ilk kez bir maçta ürktüm ifadelerini kullanmıştı. Gelelim birçok büyük futbol otoritesi tarafından dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak gösterilen Lionel Messi'ye. Türk bir gazetecinin havaalanında verdiği Galatasaray formasını imzalayan ve Türk Hava Yolları'nın yaptığı sponsorluk röportajında Türkiye'de Galatasaray'ı desteklediğini açıklayan Arjantinli yıldız, 2012-2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları bir maçın ardından da Galatasaray'ın oyununu çok beğendiğini söylemişti. Jose Mourinho da İstanbul'daki 3-2'lik zaferimizden sonra Fatih Terim'i, Drogba'yı ve Snyder'i uzun süre tebrik etmiş ve maçın ardından eğer Drogba'nın attığı 4. gol geçerli olsaydı sanırım bu gece turu geçemeyecektik açıklamasını yapmıştı. Yıllar önce Juventus'la Galatasaray arasında oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından Ali Samiyan stadındaki atmosfere hayran kalan Edgar Davids de bizim taraftarlarımız Galatasaray taraftarlarının onda biri kadar iyi olsaydı Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdık diyerek oynadığı atmosfere övgüler yağdırmıştı. Galatasaray'la ilgili birçok yıldızdan sayısız övgüler var ancak biz son bir açıklamayla bu haberi sonlandıralım. Eğer içerik hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 1000 like gelirse bu içeriğin ikincisi gelecek. Geçelim İtalyanların efsane savunmacısı Maldini'ye. Dünya futbolunun gördüğü en büyük savunmacılardan biri olan Paolo Maldini, İstanbul'da Ali Samiyen'de oynanan ve Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Devler Ligi mücadelesinin ardından "Kimse beni bu statta 25 bin kişinin olduğuna inandıramaz." ifadeleriyle Galatasaray'ın ve Galatasaray taraftarının büyüklüğüne dikkat çekmişti. Galatasaray'ı transfer ettiğine pişman eden 5 futbolcu. Yapılan yüzlerce yabancı futbolcu transferinin içerisinde Galatasaray camiasını ve taraftarı memnun etmeyen birçok futbolcu da oldu elbette. Ancak bu isimlerden bazıları belki de taraftarın ismini bile hatırlamak istemeyeceği isimler. İşte Galatasaray'ın transfer ettiğine pişman olduğu 5 yabancı futbolcu. İlk olarak Robinson Zapata ile başlayalım. 2011 yılında transfer edilen Kolombiyalı kaleci, kelimenin tam anlamıyla fiyasko çıktı. Galatasaray'da forma giyen en kötü yabancı kalecilerin başında gelen Zapata, kariyerinde ondan fazla takımda oynadı. Sarı Kırmızılılar'da yarım sezon kalan Robinson Zapata, hayal kırıklığı yaratarak Türkiye'den ayrıldı. Sırada Lucas Ontivero var. Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer ettiği 9 isimden biri olan Arjantinli futbolcu, yeni Messi olacak hevesleriyle transfer edilip Galatasaray'a yıllarca ağır bir maddi külfet olarak kariyerine devam etti. Galatasaray'ın 15 milyon lirayı çöpe attığı Ontivero şu anda Brezilya 2. liginde forma giyiyor. Sarı Kırmızılıların Real Madrid'in B takımından aldığı İspanyol orta saha José Rodríguez de parçalı formanın hakkını veremeyenlerden. Felipe Melo'nun Inter'e transferine izin verilmesi halinde bedelsiz olarak takıma kazandırılacağı söylenen Rodríguez bedavaya alınsa da Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremedi. Yine de Galatasaray bir sene sonra İspanyol oyuncuyu Alman kulübü Mainz'a 2 milyon euroya göndererek en azından maddi bir zararı uğramadı. 2015 yazında Portekiz'den bir 10 numara kiralamıştı Galatasaray. O futbolcu Josie'ydi. Galatasaray'da tutunamayan futbolculardan biri olan Portekizli futbolcu kariyerine İsrail'de devam ediyor. Josie Türkiye'de Bursaspor ve Akhisarspor formalarıyla da boy gösterdi. Gelelim Dursun Özbek yönetiminin Galatasaray'a hediyesi olan Kavanda'ya. Trabzonspor'un göndermek için can attığı dönemde Bordo Mavilileri kurtaracak hamle Büyük Başkan Dursun Özbek'ten geldi. Galatasaray'ı maddi anlamda iyi yönetmek adına gelen Özbek yönetimi, ne yazık ki Galatasaray tarihinin en kötü maddi yönetimlerinden birini imza atarak Luis Pedro Kavanda'ya 1.8 milyon euro bonservis ödedi. Üstelik Trabzonspor oyuncuyu serbest bırakmaya çalışırken. Neyse ki Kavanda'yı 2018 yazında Belçika'ya 2.4 milyon euroya gönderdik. Standard Liège ise Kavanda'ya sadece 2 sene dayanabildi ve oyuncuyu serbest bıraktı. Evet arkadaşlar, Galatasaray'a transfer olup hayal kırıklığı yaratan daha pek çok futbolcu var tabii ki. Eğer bu videoya 500 beğeni gelirse diğer futbolcuları da listeye dahil ederiz. Şimdiden söyleyelim o isimler: Latovlevici, İzzet Hayrovic, Cedric Carasso, Goran Pandev ve Mbaye Diagne gibi isimler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.